Diğer bir telefon. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Şanlıurfa'dan mı arıyoruz? Evet hocam. Hayırlı günler. Şanlıurfa'ya selamlar. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi misin hocam? Elhamdülillah. Buyurun kardeşim. Hocam ben de bir sorum olacaktı. Dinliyorum. Ben 5 çocukla bıraktım. Terk etti gitti. 5 yıl önce mi? Yok. 5 çocukla bıraktım gitti. Ha, Beş beş çocuk çocuk, var. 5 çocukla terk etti gitti. Aynen. Nereye gidiyor? Çocuklar orada, hanım orada. Başka bir kadına gitti. Allah Allah. Peki. Yani nasıl söyleyeyim hocam? Ben ilk önce bana söyleyince bana dedi ki hep diyordu ben tehdit altındayım falan filan. Öyle söyleyince ben hep gerçekten hani gerçekten öyle bir şey olabilir mi diye. Bana işlemedi. Dini nikahla kıymışım, dini nikah kıymışım diye evlenmiş. Evet. Sonunda ben öğrendiğimde kaçıp gitti. Çantasını alıp beni 5 çocukla bırakıp gitti hocam. Peki resmi nikah duruyor mu? Yok bende var resmi nikah bende var ama o kadının dini nikah bence yani duyduğuma göre. Yani hani affedersin o zaman yani ortalıkta bir kadın yani hani biz Peki aşiretiz yani hani. siz boşanmadınız değil mi? Hayır ben boşanmadım. Ben boşanmak da istemiyorum. Tamam, dönüp dolaşıp gelecek. Şimdi bırakıp gittiğinde hocam bir de kızım da 2-3 aylıktı. Büyük bir günah işlemiş ve büyük bir hata etmiş. Sizden yalan da söylemiş herhalde, hiçbir bilgi vermemiş. Bir de Etrafına da hocam yalan söylüyordur. yok bizi suçluyor. Hani beni suçluyor. Eşim ben yani ben ne yapmam o süreçte ben ne yapmalıyım? Hani hep alttan mı almalıydım? Ne, Hani niye duydum. diye suçluyor? Senin yüzünden mi Beni evlendim diyor. idare etmediniz diyor. Beni siz rezil ettiniz diyor. Sen kendi kendine diyorum sen rezil ettin. Hani ben sana kaçıp gitmeni mi istedim? Evet. Bizi ne arıyorsun işine soruyor yani. Sizin orada mesela sizin babanız 2 evli mi? 1 evli mi? Babam bir evlilik. Onun babası? O da bir evlilik. Yani 2 evlilik teamül değil sizde. Öyle adet değil herhalde. Hayır bizim şeyde 2 evlilik yok ya. Yani şükür çok şükür 2 evlilik yok bende. Sona kadar yok. Yani evlendiğinizde biliyorsunuz ki ben tek eşi olacağım. İkinci bir evlilikte bu evlenmeyecek. Böyle evlendiğiniz belli. Yani resmi nikah bende. Bana söylemedi ben evliyim. Sadece onu seviyorum. Dini nikah kıymışım diyor ama gerçekten kıymış mı kıymamış mı bizi de bilmiyoruz. Yani kıyabilir ya, ne olacak? Dini nikah gizli bile kıydırıyorlar. O önemli değil. O zaman bir de kıymış nikah gerçekten kıymışsa kabul oluyor mu? Yani hani dini ayakmış olmuyor mu? Şimdi zina diyemeyiz de şöyle bir durum var. Onun için sordum. Teamül, orada herkes 2 evleniyor. Evlendiğinizde de bunun evleneceğini siz zaten tahmin ediyorsanız, ikinci evliliğine, üçüncü evliliğine oralarda müsaade ediliyorsa, kadınlar buna razıysa, yani orada adam zina ediyor diyemeyiz. Nikahını, şahitlerini ilan ederek gizli bir nikah yapmamışsa buna evliliği kabul etmek zorundayız. Ama kadın mağdur olacak, siz de mağdur etmiş. Adam mutlu olayım derken yuvasını yıkıyor, farkında değil. Ben de tavsiye etmiyorum böyle bir evliliği zaten. Doğru bulmuyorum. Bir %100 Zaten kendi zaruret hayatını seçtim. yoksa. Hocam pardon lafınızı kestim. Diyor ki ben kendi hayatımı seçtim. Kendi kararını verdim. Bizi bırakıp bir kadına git. Yani kendi tercihi yaptı. Onu şöyle yapamaz, haram işliyor. Bir insan ikinci evlenecekse Kur'an-ı Kerim diyor ki bir de hayır vardır. İkinci evleneceksen adaleti sağlayacaksın. Çoluk çocuğunu muhtaç etmeyeceksin, mağdur etmeyeceksin. Onları sevgisiz, efendim parasız, pulsuz bırakmayacaksın. İhtiyacını göreceksin. Adalet böyle olur. Ama sizi terk ediyor, oraya gitmiş, nikahı sizde. Böyle bir evlilik Yok hocam olmaz. hiçbir şekilde ne iletişim yapıyor ne Yani çocuklarını alıyor yanlış, haram işliyor. çocuklarını Haram işliyor diyebiliriz, günah işliyor diyebiliriz kardeşim. hiçbir şekilde iletişim Evet, yapamıyor. sen Hiçbir dayak yumuş hocam hiçbir alıcı bizi ne aramıyor yani. kadar kanuni hakların varsa onları almaya çalış. Dönüp dolaşıp yine o sana gelecektir. Rabbim gönlüne duygu versin, hidayet versin inşallah. Amin. Ben Hatasını her şeyi anlar da aldım. döner sizden helallik alır, yuvasına sahip Haksız bir çıkar. yerde bırakma. Olma diyorum Allah'ım. Her gün de Kur'an okuyorum ben. Tamam. Allah ona da bir
Basiret nasip eylesin. Hatasından dönsün inşallah. Allah yardımcın olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.